Hoş geldin. Hoş bulduk. Şarkını duy. Senin sesini duyuyorum ama şarkıyı duymuyorum. Gerçekten mi? Ha. Acaba? Şimdi duyuyorum. Merhaba. Canım. Hep neşen böyle bol olsun. Ay Serdar'ın da geldi. Ay Serdar'ın da çok güzel bir mavi o. Sevdin mi? Şekerim hoş geldin. Hoş bulduk. Bu yayını gerçekten çok, nasıl söyleyeyim sana, iple çekiyordum. Çünkü holistik sağlık benim de sana daha önce bahsettiğim gibi yani bir kitap yazdık biz de. Tabii seninki gibi olmasa da. Çok olur mu canım? Estağfurullah. İlgi duyduğum alanlardan bir tanesi. Ve ben bunu bizi şu anda izleme nezaketini gösteren herkesle detaylı, konsantre bir şekilde Ebru'cum paylaşmak istiyorum. Ama izin verirsen önce seni kısaca tanıtayım. Olur. Tam bayağı diyorsun ki damardan giriyorum programa şimdi. Ya nereden girebilirim ki? Bugün yaşadığım stresi biliyorsun. Ay dur, kulaklığım düşüyor. Ya bilmez miyim? Anlatsana onu. Bugün neler yaşadık? Arkadaşlar sadece hacklendim. Ama tamamen kendi öz gerizekalılığım yüzünden hacklendim. Estağfurullah. Çünkü benim böyle bir okurum gibi davranan bir arkadaşımız, Allah affetsin, dedi ki Selda Hanım sizin hakkınızda işte bir şikayetler varmış. Ya öyle mi diye ben de kek gibi var ya bir saf tarafım. Bir civciv tarafım var ya, yani gittim tık. Üstelik de etraftaki herkese diyorum ki yani internetten gelen orayı tıkla, buraya bilmem ne yap. Yok imza at şuraya falan, bunlara tıklamayın. Ben baş öğretmen. Ya gaf anında oldu. Gaf yaptın. Yani yorgundun, gaf anında tıkladın. Ben onu anlıyorum. Yeni evet, ama senin sayende ve uygarcığımın sayesinde kurtulduk. Ve bugün karşınızdayız arkadaşlar. Çok şükür. Ya Ebru bir şey soracağım. Şimdi arkadaşlar konuğumuz Ebru Şinik. Ve çok tanınmış bir kişi aslında. Yani seni tanıyanlar, bilenler biliyor. Evet, çok tanınmış bir kişisin. Ama bütün kokoş şeyleri de, unvanları da almışsın. Yok Ayurveda, meditasyon, Deepak Chopra öğretisi falan falan. Sen bunları ne zaman yaptın? Kokoş! Bütün kokoş. Holistik sağlıkçısın. Ayurveda uzmanısın. Nefes terapistisin. Efendim, Deepak Chopra Center University eğitmenlerindensin. Dur, ödevimi iyi yapmış mıyım? Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi'nde hem kurucususun hem de lider eğitmenlerdensin. Hem de sertifika programınız var bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Birkaç tane, evet. Birkaç tane. Şimdi istiyorsan böyle cüp diye girelim. Çünkü ben seni bugün sömürmek istiyorum. Bütün bilgilerini çekmek istiyorum. Neden? Neden? Gençliğe, güzelliğe ihtiyacım var Ebru'cum. Sendeki bu bilgileri almaya ihtiyacım var. Serdacığım zaten gençsin, güzelsin ama memnuniyetle paylaşacağım tabii. Ama ünvanlarla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Geçenlerde bir röportaj yapıyordum. Oradaki gazeteci arkadaş da sordu. Yani siz kendinize ünvan olarak nefes terapisti mi, meditasyon eğitmeni mi, ayurvedik ne diyorsun? Valla ben şöyle söyleyeyim. Ben ayurveda uzmanı olduğum için, ayurveda yaşam bilimi demek. Sanskrit dilinde bir kelime. Ben de Ayurveda'nın koruyucu tıp tarafında eğitim aldım. Dolayısıyla bana göre zaten Ayurveda kendine iyi bakma ilimi. Şimdi koruyucu tıpta eğitim aldığım için bütünsel sağlığı dengeleyici, bu az evvel söylediğim bütün konularda uzmanlaşmış olmak lazım. Yani kadim nefes tekniklerinde de, meditasyon tekniklerinde de, bütün dünyadaki tüm insanlar için en sağlıklı beslenme şekli olan enflamasyon önleyici beslenmede de gibi. Bir de ben meraklı olduğum için sadece aldığım eğitimlerle kalmadım. Ben de senin gibi araştırmacıyımdır, bakma. Sürekli araştırıp Yani dünyada en iyi o konuya kim hakimse ondan eğitim alarak 12 yılda olan bir bilgi birikimi bu aslında. Çok ciddi bir süre. Çok ciddi bir süre. Onun için seni sömürmek niyetindeyim arkadaşım. Sömür. Bunlar için de para ödemeyeceğim. Konuklarımız da para ödemeyecek. Arkadaşlar bakın buradan yazabilirsiniz bu arada. Şimdi Ebru'cum seni gecenin herhangi bir saatinde ya da gündüz daha mesela ben sabah kalkıyorum geriniyorum falan böyle daha afyonum patlamadan kimse beni aramasın zaten yani çok ters oluyorum. Sen günün herhangi bir saatinde öyle bir tonda günaydın ya da nasılsın Selda falan diyorsun ya bunun sırrını ver gözünü seveyim. Öyle bir enerji var ki maşallah tabii Allah hep daim etsin. Bu enerjiyi bilinçli olarak mı kendine giydiriyorsun yoksa zaten böyle misin? Hakikaten bunu merak ediyorum. Şöyle yani hepimizin inişleri çıkışları var. Sonuçta ben de 24 saat bu seviyede bir enerjiye sahip değilim. Ama birincisi sanırım yapı olarak hayatı yani bardağın hep dolu tarafından bakma taraftarıyım. Bu bir. İkincisi şunu çok iyi biliyorum. İşte ağzımızdan çıkanlar biyolojimizi etkiler. Mimiklerimiz, davranışlarımız, fiziksel hareketlerimiz endokrin sistemine direkt etkiler ve o hormonlar o şekilde üretime başlar. Şimdi bu bilgileri de bildiğim için bir de ben gülmeyi çok seviyorum. Yani kahkaha atmayı çok seviyorum. Evet. Bilgi biraz benim fıtratımla birleştiği zaman böyle bir şey ortaya çıktı. Çok güzel. Şimdi şöyle bir bak bir sürü soru hazırladım. Hem de hadi canım. Arada densizlik yaparsam biliyorsun hadsiz sorular. Sen bip diyebilirsin. Bu programın formatında böyle bir şeyler var. Yani ben sorayım var, da var. Cevap vermeyen zenci. Tamam böyle. Bu arada ırk ayrımı yap. Cevap vermeme hakkım saklı değil mi? Saklı. Bip diyebilirsin. Tamam. Öyle ki korkunç sorular sormam merak etme. Şimdi şahane bir kitabın var ve ben bunu bugün bu sabah 5'te okuyordum biliyor musun? Çok güzel olmuş. Bu arada benim kulağımda durmuyor. Serdar'cığıma da teşekkür ediyorum. Çok güzel editörlüğü çok güzel olmuş. Çok. Bravo dedim. Yani kendisine de yazdım bu arada. Serdar Kıran da arkadaşlar çok iyi bir editör. Genlerimiz kaderiniz değildir. Ben bunun üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü burada epigenetiğe girmişsin. Son çıkacak romanımda da epigenetikten bahsettim. Romanda epigenetikten bahsedeceksin. Ayrıca senin gibi yani ülkemizin en iyi editörlerinden birisinin kitabımızla ilgili böyle bir yorum yapması da gururumuzu çok okşadı. Teşekkür ediyorum. Şimdi şekerim çok teşekkür ederim. Şu kitabın var elimde. Nefeste saklı hayat. Buradan çok şöyle yapınca görünüyor. Ve birle yetinmedim. 2 tane kitap almışım. Bakar. Niye öyle? Neden? Seni ne kadar çok sevdiğimi anla diye. Canımsın ya. Bu arada bir gün kapı çaldı. Ben kapımın çalmasını ve Selda Hanım, güvenlik beni arıyor diyor ki, Selda Hanım kargonuz var diyor. En sevdiğim şey, mesajda kargonuz var. Kargodan hep çok güzel şeyler çıkar. Ne çıktı? Wellbeing ajandası. Wellbeing ajandası. Sen burada bu ajandayla bestseller falan oldun değil mi? Çünkü mesela karşımızda bir tane kitapçı var. Ne kitap arasan yok mesela. Benim kitabım yok falan ama senin Wellbeing ajandası var. Her şey yani çok... teşekkür ederim. Yani bestseller evet iyi sattı ve iyi satıyor. Çünkü o zamansız bir ajanda. Ve gerçekten ben onu niye yazdım? İnsanlar genleriniz kaderiniz değildir kitabını okuduktan sonra halen gündelik bir motivasyona ihtiyaçları olabiliyor veya o kitapta bir sürü ayurvedik koruyucu tıp protokolü var. Halen ben kitapta anlatmış olmama rağmen adım adım nereden başlayacaklarını bilemeyebiliyorlar. O yüzden ajandayı sezonlara ve aylara göre gündelik rutinleri dağıtarak İnsanların konforlarını çok bozmadan, onlara keyif vererek o rutinleri hayatlarına eklemeleri üzerine bir rehberlik hizmeti yapalım dedik Serdar'cığımla. Süper olmuş. Onu da Serdar'la yaptık. Şimdi bütün bunlara karşı sana bir Until the Lost Toxin kimmiş? Selda Terek yazmış. Son toksine kadar diye biz de Ersin Bey'le, Ersin Pamuksuzer'le bir kitap yapmıştık. Aslında muhteşem. Konuşacağım konuları hem daha önceden inceledim ama ben bunları hakikaten şu anda bizi izleyen arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Öncelikle neden genlerimiz kaderimiz değil? Bu çok ümit verici bir cümle. Genlerimiz kaderimiz değil. Bunu çok kısa açıklayabilir misin? Tabii, çok basit. Tek cümle söyleyeceğim. Genlerimiz eğilimlerimizi belirler. Yani potansiyel eğilimleri belirler. Ama hakikaten kader belirleyici değildir. Çünkü klinik araştırmalara baktığımız zaman çevresel faktörler genlerimizden çok daha etkili. %kaç sence? İnşallah 90'dır. 95. %95. Bu çok. %95. Ha? Yani çevresel faktörlerle kastettiğimiz şey nedir? Sizin yaşam tarzınız. Yaşam tarzınız genlerinizden çok daha fazla etkilidir. Yani elbette istisnalar var. Nedir mesela? Bir tane istisna. Çevre kirliliğinden ötürü genetik mutasyona uğramış insanlar ağızlarıyla kuş tutsalar bazı hastalıklardan kaçınamazlar. Bu başka bir şey. Ben ülkemizde halen o noktada bir çevre kirliliği olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Hayır. Güzel. O noktada genetik mutasyona uğradığımızı çevre kirliliğinden ötürü dünya üzerindeki bazı ülkelerde yıllarca hava kirliliğinden güneş göremedi insanlar. Bizim ülkemiz o noktada değil. Evet. Bizim ülkemiz çok şanslı bir ülke. 4 mevsimi yaşıyoruz. Ve aslında ne kadar şanslı olduğumuz iklim, konum değil mi? Bunun bilincinde olmamız lazım. Çok şanslıyız ya. Akdeniz ülkesiyiz. İnanılmaz şanslıyız. Şimdi Ebru'cum, bizi ölüme götüren 3 tane faktör var. Yani biz kitabımızda mesela bunu işledik. Sen biliyorsun. Birincisi yetersiz beslenme, ikincisi toksinleri atamama, üçüncüsü de stres. Katılır mısın bilmiyorum. Yani bu üçünü biz ne kadar beslenirsek beslenelim bir şeyleri açıkta bırakıyoruz. Elbette. Açıkta bırakıyoruz. Yani anne sütünden aldığımız o şahane verimi hiçbir besinden, daha doğrusu alıyoruz ya yeteri kadar faydalanamıyoruz ya mesela 10 miligram magnezyuma ihtiyacımız varsa 9 miligram almışsak o 1 miligram eksiğimiz oluyor. Doğru mu? Ve bu hayat boyu böyle devam ettiği zaman eksile yaşamımızı tamamlıyoruz. 2, yapamamak, yeteri kadar detoks yapamamak. Yani vücudun asitlenmesi. Bu konuda bir şey söylemek ister misin? Detoksla ilgili mi? Yani vücut asitlendikçe ne oluyor bize? Hani bütün hastalıkların temeli diyoruz şöyle, ya. Tabii. Yani birincisi sadece beslenmeyle ilgili değil. Yani bir kere tüm bilim insanların birleştiği en önemli noktalardan bir tanesi. Özellikle pandemiden sonra bu bilgiler çok daha fazla insanlar tarafından okunmaya ve yayınlanmaya başladı. Bedenimizdeki oksidatif bedenimizin asitlenmesi dediğin şey bedendeki fizyolojideki oksidatif stres yükünün yükselmesi. Oksidatif stres yükünün yükselmesi nasıl olur? 3 çeşit olabilir. 1, senin dediğin gibi sindirim sistemi eğilimine uygun olmayan menü kombinasyonlarıyla sürekli besleniyor olman. Ne oluyor o zaman? Sindirim sistemi ana sindirim sürecinde yediğin menü kombinasyonlarının tamamını metabolize edip hazmedemediği üzere ince bağırsaklara tam hazmedilmemiş gıda parçacıklarını da gönderiyor. Ve o bağırsaklardan kanımıza karışarak vücudumuzun belli dokularına o atom altı tam hazmedilmemiş gıda parçacıkları yerleşmeye başlıyor. Eğer siz sürekli yanlış menü kombinasyonlarıyla sindirim sistemi eğiliminize ters olan menü kombinasyonlarıyla beslenmeye devam ederseniz o zaman bu atom altı tam hazmedilmemiş gıda parçacıkları bedenin bir sürü dokusuna yerleşmeye başlıyor. İşte orada çanlar çalmaya başlıyor. Buna oksidatif stres yükü, yanlış beslenmeden kaynaklı oksidatif stres yükü diyoruz. Çünkü Bizi hayatta tutmakla görevli olan organımız amigdala, subconscious bilinç dışını gerçek çalışıyor. Yani işler yolunda gitmemeye başladığı zaman alarm vermeye başlıyor ve bütün fizyolojik sistemler o alarm verdiği zaman zaten hormonlar değiştiği için bizi hormonlarımız yönetir. Ve bedenin en önemli savunma mekanizmalarından bir tanesi iltihap oluşturmak. Şimdi hücrenin içine hücreye ait olmayan bir şey yerleşmiş, dokuya bir şey yerleşmiş. Evet. O vücuda fiziksel, yani vücuda ait değil, ne yapıyor? Enflamasyon, mikropsuz iltihap oluşturuyor onu bedenden atmak için. Senin vücudunun birçok noktasında vücuttan atılmak üzere bu enflamasyonlar oluştuysa işte orada oksidatif stres yükü çoğalıyor. Peki o zaman ne yapıyor? Merkezi sinir sistemi o zaman diyor ki bir dakika arkadaşlar. Bağışıklık sistemi enerji istiyor, enterik sinir sistemi enerji istiyor, bütün fizyolojik sistemler enerji istiyor ama bedenimizdeki en yüksek enerjiyi alan sistem her zaman sindirim sistemi, yani enterik sinir sistemidir. Zaten otonom sinir sisteminde çok önemli bir parçasıdır. Neden? Çünkü ben bir dilim ekmeği yediğimde onu hücre yapı taşına çeviren, yani transformasyondan sorumlu olan sistem o. Elmayı da hücre yapı taşına çeviriyor. Kestane yediğinde her şey. Yani çok enerjiye ihtiyacı var. Fakat o zaman oksidatif stres yükü yükseldiğinde Serdar'cığım, merkezi sinir sistemi diyor ki bir dakika ya, ve işte prefrontal korteks, hepsi bu amigdala diyor ki önce bedenin bu kronik enflamasyonla mücadeleye ihtiyacı var. Bir dakika sindirim sistemi, bir dakika bağışıklık sistemi. Size verdiğim enerjilerden bir kısmını alıp ben enflamasyonla mücadeleye harcamak zorundayım dediği andan itibaren hem zaten ters giden sindirim sistemindeki işler daha da ters gitmeye başlıyor. Çünkü enerji azaldı zaten. Hı hı. Artı bağışıklık sistemi de zayıflamaya başlıyor. Yani toksinlerin birikmesinin evet bir sebebi yanlış beslenme. İkinci sebebi hareketsiz bir yaşam. Hı hı. Çok önemli bir sebebi kanda optimal seviyelerin üzerinde stres hormonunun sürekli optimal seviyelerin üzerinde seyretmesi. O da stres yönetimi yapılamaması. Sürekli amigdalanın bir alarm halinde olması. Yani kaç kurtul modunda yaşamak gibi mi? Hani kaç kurtul modunda, kaç kurtul modunda sürekli savaş var. Sürekli savaş var. Beta frekansı yani. Beta frekansına çıktığımız zaman o stres yükü devam ettiği takdirde diyoruz ki aslında vücut iyileşmeye hiç vakit ayıramadığı için bunun devamlılığı ölüme götürür. Yani vücudumuzun uyuması lazım, hareket etmesi lazım, detoks yapması lazım, değil mi? Şimdi sağlıklı olmak eşittir aslında güzel olmak, değil mi? Yani güzel olmak nasıl tanımlarsın? Güzellik içten gelir. İçten gelir. Ve şöyle mesela güzellik için birkaç tane bileşen sorsam sana ne dersin? Olumlu enerji, değil mi? Güzellik için. Yani ne güzelliği için? Cilt güzelliği için mi? Her şey, baktığın insanda bir hoşluk, bir güzellik görmek aslında sadece şekille alakalı değildir diyorum ben. Çok iyi anladım. Senin gözünün içindeki o pırıltıdır güzellik. Evet. Yani, çünkü öyle insanlar var ki, evet şekli bize empoze edilen, işte ne bileyim, böyle bilmem ne dudak, bilmem ne göz, hokka burun değil aslında. Ama konuştukça içine ferahlık veren güzellik vardır. İçin açılır. Yaydığı enerji çok pozitiftir. Şimdi aslında yakalamaya çalıştığımız güzel ya da tam tersi de geçerli. Mesela her şeyi çok güzel ama öyle karanlık bir aurası var ki, öyle karanlık ki artık sana güzel gelmemeye başlıyor. Enerjisi bozuk yani. Bozuk. Şimdi benim senin bu kitabında yazdığın gibi en iyi versiyonumuzu bulalım demişsin ya. Biraz buna dokunmak istiyorum. Biz nasıl bulacağız en iyi versiyonumuzu? Ne zaman arayacağız? Ne zaman arayacağız? Yani ben her zaman diyorum zaten, yani bu sizin doğum hakkınız. Karar verdiğiniz andan itibaren yaratmaya başlarız. Bizim vücudumuzdaki hücrelerin %98'i 14 ayda komple yenileniyor. Yani siz, ben bu hayatta kendimin en iyi versiyonunu yaratmaya karar verdim dediğiniz andan itibaren yapacağınız bilinçli seçimler aracılığıyla zaten bedeninizi, zihninizi, enerjinizi, her şeyinizi dönüştürmeye başlıyorsunuz. Ama bunun hani bunun için bir rehber, adım adım bir rehber mekanizma soruyorsan, yani işte daha güzel gözükmek için, daha ya bir kere zaten güzellik eşittir sağlık. Yani sağlık olmadan güzellik olur mu? Aslında bu lafı duymak için sana bunu soruyorum. Sağlıklı güzellik güzellik değil mi? Sağlıklı sağlıklı olalım ki öncelikle o güzelliğin altyapısında yatan o kuvvetli şeyi bir tamamlayalım, sonra üzerine ne inşa edeceksek. Yani saçımızın rengiymiş, makyajımızmış, minik dokunuşlarmış. Onlara geleceğiz. Ama öncelikle sağlık. Şimdi en iyi versiyonumuzu ararken bir kere bazı bileşenler var. Mesela uykudan bahsedelim. Neden düzenli uyku uyumalıyız? Ne yapıyor uyku? Biz uyurken neler oluyor? Değil mi? Çekiyorum senden. Nasıl sömürüyorum bütün bilgileri. Yerim ben seni. Şimdi birincisi zaten bütünsel sağlık ve bütünsel güzelliğin, yani mutlak güzelliğin birinci temel krişi sirkadiyen ritimlere göre uyku. Neden? Çünkü sevgili Selda, bizim bedenimizdeki mekanizmalar işten kaçta geldim? İşte saat 9'da işten geldim, açtım, 10'a kadar yemek yedim, 12'ye kadar kafa dağıttım, 12'den sonra da ya gece çok acayip sessiz sakin, kimse aramıyor, mail gelmiyor, 3'e kadar bir çalışıyorum. 3'ten sonra da vurup yatıyorum'a göre çalışmıyor. Bizim bedenimizdeki organlar ışığın dalga boyuna göre çalışıyor. Yani güneşe... Ben bitmişim o zaman. Ben canım benim. Yok, benim bitmedim. Çok kötü. Bitmedim. Çünkü her organın aktif çalıştığı saatler var. Özellikle bedenin her 24 saatte bir olağan detoks mekanizmalarını çalıştırdığı saatler var. Bunlar güneş battıktan sonra birkaç saat sonra başlıyor. Ortalama 10-10.30 gibi. Yani melatonin salınımıyla birlikte aslında bu detoks organları, bedenin işte hücre rejenerasyonları, toksinlerin tahliyesi bedenden, merkezi sinir sisteminin yapılandırılması, karaciğer, bunların hepsi gece 10'dan 2'ye kadar. 4 saat. Bu 4 saatte oluyor. Gece 2'den sabah 4'e kadar da bilinç dışı detoksu, limbik sistem detoksu. O yüzden mesela büyüklerimiz eskiden önemli bir karar vermeden önce ya sen bir gece yap bunun üzerine. Ertesi gün kararını... O yüzden. Onu... Çünkü gece 2 ile 4 arası limbik sistem tak 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 düzenler. Düzenleyemeyecek kadar travmalarımız hazmedilmemiş, kin, öfke, acı... Bunlar ayrı, onları sonra konuşuruz. Ama ben gündelik rutinlerden, bedenin gündelik fizyolojik rutinlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla birincisi biz uykudayken yenileniyoruz, tamir oluyoruz, şifalanıyoruz, iyileşiyoruz ve zayıflıyoruz. Az uyuyan insanlar zayıflayamaz. Niye daha önce söylemedin? Yayınımızı burada kapatıyoruz arkadaşlar. Ben zayıflamaya gidiyorum. Diyorum ki ya bu son... Pandemide koyduğum son 3 kilo var, tamam mı? Ne yapsam gitmiyor, ne yapsam gidiyor. Hayatım boyunca hiç rejim yapmamış bir insanım. O 3 kiloyu koydum üstüme ama uykularım da berbat tabii. Yani böyle... Ben sana vereceğim şimdi burada o 3 kiloyu nasıl vereceğinin. Reçete vereceğim. Lütfen. Ama temiz vermeyeceğim. Rejim vermeyeceğim. Rejim vermeyeceğim. Ama reçete ver. Çok güzel. Yok. Süpersin. Şimdi... Yani uyku çok önemli. Yani güzel, sağlık ve güzellik için birincisi uyku. Peki ben kime sorsam ya iyi uyuyamıyorum, sabahın şu kadar saatinde uyandım, bir daha uyku tutmadı. Melatonin önerir misin? Ne önerirsin? Öneririm. Yani, melatonin çok iyi bir şey değil mi? Tabii ki öneririm. Yani uyuyamıyorsanız öneririm kesinlikle. Ama şöyle söyleyeyim. Zihniniz çok doluysa siz avuçla da o melatonini içseniz uyuyamazsınız. Çünkü neden? Yani eğer uykusuzluğunuz zihindeki çöp düşünceleriniz sebebiyle ise, yani siz yatağa yattığınızda yorgun olduğunuz halde, çünkü çoğu insan böyle yorgun olduğunuz halde zihin izin vermediği için bedenin uykuya dalmasına bunu yaşıyorsanız siz istediğiniz kadar melatonin yutun. İşte benim sorunum bu. Böyle select all delete falan gibi bir tuş olsa şurada, değil mi? O kadar çöp bilgi var ki aslında ben ajanda tutuyorum. Yani hepsini kafamda tutmuyorum ben, ama yine de şey yapıyor. Ama Selda, yani senin iş yükün, senin hallettiğin işler hakikaten çok. Yani ajanda tutmak değil de bence senin meditasyon yapman lazım. Benim ne yapmam lazım? Meditasyon yapman lazım. Çok haklısın. Çok haklısın. En kısa zamanda sayende başlayacağım. Serdar'cığım katıldı. Merhaba diyoruz kendisine. Başından beri burada. Evet. Başından beri var ya. Emojiler neler gönderdi bize. Tamam, ben iki iş aynı anda yapamıyorum. Yani sana odaklanmışken orayı okuyamıyorum. Neyse, ben de şimdi karıştırmayayım ortalığı. Bir ekranıma bir şeyler yaptım. Evet, kusura bakmayın. Şu an yorumları okuyamıyoruz. Biz Selda'yla ama birisi böyle bir çaktırmadan da bakıyoruz. Ekonomi konuşun, bize ekmek lazım, yersen o kişiyi engelleyeceğim en kısa zamanda. Saçmalıyor şuralarda ama biliyorsun her yayında var böyle. Değil yani, ona ihtiyacı olan o konuları konuşan arkadaşları açsın. Vardır şu an, evet, muhakkak. Vardır, mutlaka. Eş zamanlı ekonomi konuşanlar vardır. Orada televizyonda standart çıkmış sürekli ekonomi konuşan insanlar var. Şimdi en iyi versiyonumuzu arama yolculuğunda yaşlanma sürecimizi kısaltmak amaç. Yaşlanma sürecini yaşlanma sürecini yani yaşlanma değil de iyi yaş almayı becermek. İyi yaş almayı başlatmak. Cümleyi yanlış kurdum. Yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve senin kitabında geçen bir şey var. Telomerleri uzatmak. Evet. Niye Türkçe konuşmuyor? Telomer nedir? Ama telomerin Türkçesi mi telomer? Biliyorum ama telomer nasıl uzatılır? Nasıl uzatılır telomerde? Ya bu çok, bu 2011 yılında Profesör Doktor Elizabeth Blackburn'un Nobel Tıp Ödülünü aldığı konu, telomer konusu. Önce hani telomerle onu anlatayım çok özetle. Telomerler, fikri olmayan izleyicilerimiz için, telomerler aslında bizim biyolojik yaşımızın belirleyicisi arkadaşlar. Nasıl yani? Hücre çekirdeklerimizin içindeki kromozomlarımızın ucundaki koruyucu başlıklara telomer deniyor. Ve mesela Dr. Blackburn zaten bu telomerleri ayakkabı bağcıklarının ucundaki koruyucu başlıklara benzetir. Şimdi telomerler ne işe yarar? Şu işe yarar. Bir hücre öldüğü zaman, yani hücre doğar, görevini yapar ve programlı bir şekilde ölür. Dedim ya 14 ayda bir bütün vücudumuzdaki hücrelerin %98'i yenileniyor diye. Hücre öldüğü zaman yeni replike olacak hücrenin bir data banka ihtiyacı var. Yani ne görev yapacak? Yani işini bilmesi lazım. Ne görev yapacak? İşte bu ilgili hücrenin telomerinden kesilerek o data bilgiyi, informasyonu alır ve hücre kendini oluşturur, replike eder ve görevini layığıyla yapmaya başlar. Şimdi telomer şöyle. Biz ana rahmine deyken en uzun boyda olduğu belirtiliyor bilim insanları tarafından. Doğduğumuz andan itibaren aslında ana rahmine düştüğümüz anda ölüm yolunda da ilerlemeye başlıyoruz. Evet. Evet. Yani geriye sayım başlıyor, değil mi? Geriye sayım orada başlıyor. Doğduğumuz zaman, doğduğumuz andan itibaren de kronolojik olarak biz yaş alırken normalde kısalıyor. Fakat şimdi bu 2011 yılına kadar bilim dünyası şöyle kabul ediyordu. Telomerler belli bir kronolojik yaşa geldiğimiz zaman artık kısalır. Öyle bir kısalır ki ölen hücrelerin yerine replike edilemeyecek, replikasyonu yapamayacak, yani o databank kalmamıştır, alamaz ve yeni hücre oluşumu olamayacağı için de yaşlılık emareleri baş göstermeye başlar. İşte Dr. Blackburn bunun tamamen yanlış bir bilgi olduğunu kanıtladı. Şunu kanıtladı: telomer boyları kronolojik yaşınızdan bağımsız olarak hayatınızın sonuna kadar uzatılabilir. Nasıl? Yaşam tarzı değişiklikleriyle. Peki telomer boylarını kronolojik yaşımızdan bağımsız olarak daha kısaltan şeyler var mıdır? Olmaz mı? 65 yaşında 5 kişiyi yan yana koy. 1.65, 1.75, 1.55, 1.63 gösteriyor değil mi? Neden? Evet, tabii. Telomer boyları farklı olduğu için. Ve herhalde yaşam tarzından kaynaklı. Ama zaten o yaşam tarzı telomer boyunun belirleyicisi. Evet. O yüzden telomer boylarını en hızlı kısaltan şey stres. Yani stres hormonunun optimal seviyelerin üzerinde seyretmesi ve sirkadiyen ritimlere göre çok uzun yıllar uyumamak. Hatta bak şöyle bir istatistik var, onu söyleyeyim sana. Yeni doğum yapan annelerde bu doğum yapmadan önce ve doğum yaptıktan sonra işte bu klinik araştırma yürütülüyor. Hamilelik dönemi çok stresli geçmiş bir annenin doğan yeni bebeğinin telomer boyu mutlu ve huzurlu bir hamilelik geçirmiş annenin doğan bebeğinin telomer boyuna göre oldukça kısa. Bebek hayata gol yemiş olarak başlıyor Selda. Düşünebiliyor musun? Bundan sonra beğenmediğim insanlara diyeceğim ki senin telomerin kısa. Güzel bir küfür olabilir mi? Ama işte uzatabiliyoruz. Güzel kadar uzatabiliyoruz. O zaman sağlıklı yaşayacağız ve yaş almayı yavaşlatacağız. Ve telomerlerimizi uzatacağız. Değil mi? Evet. Evet, bu da çok zor bir şey değil. Zor bir şey kime göre değil? Yani... Kimisine göre, çünkü bazı insan stresiyle baş edemiyor. İşte şimdi senden mesela stresle baş etme yöntemleri belki öğrenebiliriz. Ama öncesinde şeyi sormak istiyorum. Ben bu kitabı yazarken, bu Until the Last Box'ın günde en çok kullandığım kelime neydi biliyor musun? Yemin ediyorum çocukların benimle dalga geçiyorlardı. Ne? Antioksidan. Antioksidan. Evet. Ay anne yine mi antioksidan, yine mi antioksidan? Evet. Şimdi antioksidan, sana vereyim sözü. Ben burada ukalalık etmeyeyim çünkü beni habire uyarıyorlar. Yok estağfurullah ya, lütfen anlat. Kitap yazmışsın kaç tane. Konuğuna diyor söz vermiyorsun, hep sen konuşuyorsun diyorlar da o yüzden haddimi bilmek açısından. Hayır canım, olur mu öyle şey? Antioksidan vücudumuza girdiği zaman bizim aslında bileşik yaparak bazı şeyler, bazı maddeler, bazı asit, yani atmamız gereken bazı maddeler antioksidanlarla bileşik yaparak dışarı atılıyor. Dolayısıyla vücudumuza çok büyük bir iyilik yapmış oluyoruz. Antioksidan nerede var? Bir takım meyvelerde ve baharatta var. Ve pek çok şeyde tabii ki de. Mesela ben hep derim ki bir insanın aktar dostu olacak. İşte o meyve çayları. Mesela en sevdiğim şeydir sumak ve tarçın. Antioksidan orak nedeni oxygen radical acceptance capacity falan gibi bir açılımı var onun. Orak değeri çok yüksek antioksidan şeyler var. Baharatlar var arkadaşlar. Buna ne eklemek istersin? Vücudumuzda antioksidanın faydası ne? Evet, şimdi birincisi bu konuya şuradan girmek lazım. Antioksidan beslenmeye gelmeden önce sindirim sisteminin sağlığımıza, bütünsel sağlığımıza faydasını konuşmak lazım. Çünkü eğer enterik sinir sistemi dediğimiz şey, sindirim sistemi regüle değilse, bozuksa siz antioksidanın Allah'ını alın, onu sindiremediği için o size zehir olur. Dolayısıyla öncelikle bizim bütünsel sağlığımızın ve immün sistemimizin evi, bağışıklık sistemimizin merkezi sindirim sistemidir. Buradaki flora, buradaki mikrobiyota, yani iyi huylu bakterilerin çoğunlukta olması o bakteri kolonilerinin bizim sadece fiziksel bedenimizin değil, psikolojik sağlığımızın da ana belirleyicilerindendir. Nitekim mesela otistik çocuklara baktığımız zaman hepsinin bağırsak florasının son derece bozuk olduğunu görüyoruz. Ve yani bu bağırsak sağlığı, mikrobiyota ve bağırsak florası fiziksel, zihinsel ve hatta ve dahi ruhsal bedenimizin de direkt dengeleyicidir. Şimdi sindirim sistemini düzenli olarak çalıştırmayı öğrendikten sonra bunu bir sürü şeyle yapıyoruz tabii. O zaman işte veya düzenli çalıştırmak için senin bahsettiğin antioksidan özelliği olan Spices, baharatlar Ayurveda mutfağında çok çok önemlidir. Ayurveda'da biz spice'lar için, baharatlar için çok zeki gıdalar deriz. Çünkü baharatlar sindirim sistemi destekçisidir. Sindirim sistemini yapılandırır ve farklı baharatlar farklı semptomlara son derece iyi gelir ve semptomların kaynağını, kökünü kurutabilme bazıları özelliğini taşır. Olmazsa olmaz baharatları sayayım mı? Lütfen, evet lütfen. Yani zaten Selda'cığım, mesela Osmanlı'ya dönüp baktığımızda ya atalarımız her şeyi o kadar doğru yapıyormuş ki arkadaşlar, kimyon, kakule, kişniş, bak enflamasyondan bahsettik, asit oranından bahsettim. Vücuttaki evet. Asitle en yüksek savaşma kapasitesine sahip baharat kişniştir. Öyle mi? Tabii. Aslında kişniş çok, mesela Hint mutfağında çok var ama biz çok sevmiyoruz kişnişi. Tadı çok nahoş bir tadı var ama. Çok haklısın. Asya çorbaların üstünde o maydanoz gibi taze kişniş okey gidiyor. Hindistan evet. Cevizi sütlü çorbalarda ama. Fakat ne yapıyoruz biz onu? Benim bir alameti farikam var. Ayurvedik detoks çayı. Yelda çok iyi bilir. Onun içine kişniş tohumu var onun içinde. Oradan o gündelik detoks mekanizmalarını enflamatif olarak kullanabiliyoruz. Ondan sonra ne dedim? Ha, kakule, kimyon, kişniş, zerdeçal, hıtıt. Çok çok önemli bir baharat. Hiç duymadım. Asafoetida diye Latincesi hıtıt var. Ya hıtıt ne biliyor musun? Mesela diyelim ki midenizi sarımsak, soğan pişse de rahatsız ediyor. Olabilir. Pita bünye tiplerinde bu. Pişse bile mide ekşimesi yapabilir. İşte o zaman hıtıt kullanıyorsunuz. Çünkü hıtıt inanılmaz lezzetli. Tadı soğan ve sarımsak karışımı. Hem yemeğe o lezzeti veriyor. Hem yemeğe o lezzeti veriyor. Hem de sindirimi destekliyor. Dolayısıyla dediğin çok doğru. Antioksidan, yani içinde işte farklı fitokimyasal saf uçucu yağlar olan, flavonoidler olan baharatlar aslında beyindeki altı tat dengesini kuran müthiş yardımcılar. Çünkü mesela ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. En sağlıklı beslenme şekli nedir? Ya beslenmeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsam çok basit bir şey söyleyeceğim ben değerli izleyenlerimiz için. Neli kombinasyonlarınızda gökkuşağının bütün renklerini bulundurun. Nokta. Bir de evet. Superfoodlar var değil mi? Çok pahalıya satılıyor. Mesela blackberry'ler, efendim avokado. Tabii. Bunlar süperfood diye geçiyor ama hakikaten çok yüksek antioksidan. Avokado, brokoli. Tabii. Mesela bak şimdi brokoli. Evet çok faydalı ama ayurvedik beden... Aynı zamanda. Şimdi onu söyleyecek. Mesela bak hemen sana bir şey vereyim, öneri vereyim dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Brokoli evet çok faydalı ama mesela benim ayurvedik beden tipim vata. Vata, hava ve eter elementi yüksek beden tipleri demek. Şimdi özellikle lahanagiller, brokoli ve baklagiller vata beden tiplerinde ekstra gaz ve şişkinlik yapar. Ne yapacaksınız? Yemeyecek misiniz? Olur mu böyle bir şey? Hı. O zaman işte senin dediğin antioksidan özelliği bulunan mesela kakule, rezene, bunlar gaz giderici baharatlar. Siz brokoliyi kakuleyle pişirirseniz o kadar gaz yapmayacaktır. Çünkü beraber yoksa mesela brokoliyi yedikten sonra kakuleli bir çay içmek gibi bir şey mi? Yani beraber mi? Beraber pişerse, beraber piştiği takdirde yerken sindirim sistemini zorlayıcı etkilerini epey bir nötralize etmiş olursun. Yedikten sonra o çayı içersen sindirim sistemine daha sonra o görevi vermiş oluyorsun. Evet. Deneyebilirsin. Şimdi, yani biz birlikte pişirilmesini yapıyoruz. Bunu deneyeceğim çünkü ben bilmiyorum, yaşım gereği herhalde artık her şey gaz yapar oldu. Zaten süt, müt artık peynir mesela, yoğurt bile gaz yapıyorlar. Ev yoğurdu. Yapıyor mu ev yoğurdu? Ev yoğurdu yapıyor mu? Hepsi yapıyor. Yani probiyotik almam lazım ve ben gaz yapmasına rağmen yoğurt yemeye çalışıyorum. Ama şimdi bak. Bilmiyorum. Yani yapıyor. Probiyotiği oradan alma. Sauerkraut al, satın al. Sen yapamazsın, zamanın yok. Sauerkraut. Dünyadaki en güçlü doğal probiyotik kaynağı beyaz lahana ile yapılan bir çeşit Alman turşusu diyeyim. Beyaz lahanalar ince ince kesilir ve yoğrularak bütün suyu çıkarılır. Ve o kendi suyuyla birlikte şerit halindeki lahanalar şeye doldurulur, kavanoza, ve onun ismi Sauerkraut'tur. Ve ondan bir çorba kaşığı sıvı olarak içmek yani sindirim sistemi için yapabilecek önemli probiyotik. Yani lahana turşusu değil, Sauer zımbırtı diyorsun. Evet, çünkü lahana turşusu niye değil? Değil bu, değil mi? Hayır, değil. Neden? Lahana turşusunun içine su ekleniyor. Ha, buna eklenmiyor. Kendisi. Hayır, bu lahananın kendi, sadece kendi sıkarak çıkarıldığı suyla yapılıyor. Anladım. Alacağım sonra bu isimlerin doğrusunu senden alacağım. Çok iyi markaların var Sauerkraut'ların. Şöyle bir şey biliyorum, yanlışsam düzelt. Vücuttaki serotoninin, biliyorsunuz serotonin arkadaşlar mutluluk hormonu. Serotoninin %90'ı aslında bağırsakta üretiliyor. Yani %10'u beynimizde üretiliyor. Fakat yine de şöyle de bir gerçek var. Mesela psikiyatrlara gittiğiniz zaman size bir antidepresan verdiği zaman o beyindeki serotonini tetikleyen ilaçlar veriyorlar. Halbuki ben bunu kendimde test ettim, biliyorum. Bağırsaklarım ne zaman mutlu, ben mutluyum. Evet. Bağırsaklarım ne zaman çelişki içinde, mutsuz, evet, şişkinlik var, gaz var, mutsuzluk var ve ne var biliyor musun Ebru'cum? Anksiyete var. Yani hani şimdi böyle panik atak falan yaşıyor ya insanlar, aslında bir bağırsaklarına bakmalarını öneriyorum. Bağırsaklarınız mutluysa anksiyeteniz çok az, ama bu benim çıkarımım, yani bir şey bildiğimden söylemiyorum. Bu bir çıkarım, yani güzel bir çıkarım, çok da doğru bir çıkarım. Çünkü hayatı beyin ve bağırsak aksi var. Beyin bağırsak aksi var. Sen ondan bahsediyorsun zaten. Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sindirim sistemimizden beyine giden sinir liflerinin toplamı, beyinden sindirim sistemine giden sinir liflerinin toplamından 9 kat daha fazla. Kim kimi yönetiyor? Vallahi herhalde bağırsaklar yönetiyor. Ya kim kimi yönetiyor? Yani şimdi şöyle, anksiyete dedin. Neden o anksiyete oluyor? Vagus yüzünden. Vagus stimülasyonu yüzünden. Vagus. Yani bizim Homo sapiensin. Homo sapiens temel değil. Homo sapiensin bütünsel sağlığının en önemli belirleyicisi vagus siniridir. Beyin sapından çıkar, omurga hizasınca devam eder ayak parmaklarına kadar. Sindirim, enterik sinir sistemine de şöyle ağaç dalları, kökleri gibi uçlarını bırakır. Şimdi vagus stimülasyonu, yani vagusu uyarmak, sürekli uyardığınız zaman kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Neden? Çünkü vagus aynı zamanda merkezi sinir sistemi ve siz merkezi sinir sistemi düzenli olarak uyarıp onu böyle pofladığınız zaman merkezi sinir sistemi bütün fizyolojik sistemleri hizaya getirir, düzenli çalıştırır. Bu kadar basit. Vagus'u uyarma metotları anlatayım mı? Anlatsana. Bir şey söyleyeceğim. 16 dakikamız kaldı ve beni daha bir sürü soracağım soru. Olsun, bir daha yaparız. Nasıl uyaracağız? 2 cümleyle söylesene. Vagus'u nasıl uyaracağız? Çünkü ben buradan çıkınca gidip vagus'u uyaracağım. Bir de telomerlerimiz olacak. Dur söyle. Bol bol kahkaha atın. Bol bol kahkaha. 2. Sabahları kalktığınızda, benim bir alarm yanımda yok şimdi, dil toksin sıyırıcı aparatla dilinizi temizlerken şu var ya. Biliyorum. Şimdi onu yaparken bütün o toksin bittikten sonra ne yapacaksın biliyor musun? O aparatı boğazının gerisine kadar götür, hafif öğürtü hareketi yakala. Ama kusma. Böyle hafif öğürtü yakaladığında vagus stimüle oldu. 3 çok basit. Gerçekten. Evet. 3 sonu 4. 3 ve 4 de söyleyeyim. 3. Mlayarak şarkı söylemek. Vallahi bak. Bunlar en son klinik bagaj protokollerdir. Ve dört. Şahane bilgiler. Evet ve dört. Diyafram kasını aktif bir şekilde çalıştırarak pranayama egzersizleri yapmak. Yani zor muymuş? Zor mu? İtibaren hiçbir şey ani olmayacak. Bir tek şu işte o dilin gerisinde o örtü şeyini, onu sevmiyorum ama yapacağım. Tamam. Gençlik için insan neler yapmıyor ki canım? Bunu mu yapmayacağız? Gençlik ve güzellik için biz kadınlar neler yapmıyoruz ki? Ya mecbur yapacağız yani. Bir şey söyleyeyim. Şimdi sen ya kusura bak böyle bombardıman ama ne yapayım? Söyledim. Sor canım. Şimdi nefes tekniği de anlatıyorsun insanlara. Bunun biointegratif diye de kokoşlu başlığı daha var. Gene bulmuşsun bir kokoş başlığı. Hayatım kokoşlu dişi mi nedir? Nedir? Gözünü seveyim. Bir söylemekte bile güçlük çıkıyor. Nedir bu nefes tekniği? Bize bir yaptır hele. Sen şöyle, birincisi biyointegratif nefes terapisi sertifika programı özel bir nefes değil. O şu demek, biyointegratif nefes aslında şu demek. Binlerce yıldır insanların kendilerini dengelemek için kullandığı kadim nefes tekniklerinin bilimin en son araştırmaları neticesinde o bilgiler, işte neden bu bedenime iyi geliyor bilgilerinin karşılıklarının olduğu klinik araştırmalar birleştirilerek yetiştirdiğimiz terapistlere verdiğimiz ünvandır bu. Çünkü o terapistler, biyointegratif nefes terapistleri birincisi solunum sisteminin nasıl çalıştığını, solunum sistemi vasıtasıyla fizyolojimizdeki diğer bütün sistemlerin nasıl manipüle edilebileceğini çok iyi öğreniyorlar. Çünkü bizim bedenimizde bir sürü nokta var. Hangi noktaya bastığında bana o nokta ne tepki verecek onu öğreniyor. Yani nokta derken yani o ben metafor yapıyorum tabii ki. Dolayısıyla biyointegratif nefes kadim nefeslerin klinik verilerle sentezlendiği eşsiz bir müfredat programı. Ama solunum sistemiyle ilgili söyle. Keşke bir de Türkçe konuşsaydın bizde. İstifade edecektik. Neyi acaba? Yani ne söyledim ki ben? Yok. Anlıyorum ama birçok terim arka arkaya sıralanınca bazen... Çok özür diliyorum. Hiç farkında değilim. Ama tabii o senin... hayır, hiç uzun değil ama ben canlı yayında böyle bir şey tercih etmem. Yani benim bir sürü... Yani benim nefes tekniği yaptırmam için önce bunun altyapısını anlatmam lazım. Yani yaptırdığımız şey nedir? Klinik yani bu ne işe yarıyor? Yani bunu şimdi hani bu sohbette gerek yok bence. O zaman nefesle ilgili bir sohbet daha yapar mıyız seninle sonra? Ya olur yaparız tabii ne zaman istersen. Tamam süper. Peki kutsal su nedir? Senin gene kitabına geçiyor. Kutsal sular. Zemzem mi yani? Kutsal sular. Kutsal su aslında senin yayının başında söylemiş olduğun bedenimizden toksinleri atmanın çok keyifli yollarından bir tanesi. Benim Yenmeniz Kaderiniz Değildir kitabımda evet kutsal sular başlığında yani biz orada mizah yapmak istedim ve gerçekten de kutsal su bence. İşte mesela benim ayurvedik detoks çayım kutsal sudur. Taze zencefil çayım kutsal sudur. Sabah içtiğim limonlu ılık suyum kutsal sudur. Bu suları gündelik hayatınızda rutininize koyduğunuz zaman bedeniniz detoks mekanizmalarını çok daha randımanlı çalıştırır. Neden? Çünkü bu sıvılar, bu likitler sindirim sistemi sağlığını teşvik edicidir. O yüzden keza canlı su içmek çok önemli. Canlı su derken alkali ve iyonizeden mi bahsediyoruz? Aynen ondan bahsediyorum. Aynen ondan bahsediyorum. Ben ondan içiyorum biliyor musun? Yani, öyle mi? Evet, elimde bir makine var ve şimdi suyu alkali yapmak çok kolay. Biliyorsun içine tarçın atıyorsun ya da limon atıyorsun alkali. Yani alkali nedir? Baz, asit baz dengesi. Ama iyonize yapmak zor. İyonize ne? Mesela şelaleden akan su iyonize. İçindeki o magnezyum, kalsiyumun açığa çıkıp içerken vücudunda bileşik yapmaya yani hani gidip de vücudu alkali hale getirmek için vücudun kemiğine saldırması yerine, dişine ya da saçına saldırması yerine o elementlere saldırması gibi bir açıklaması var. Bunun en kısa şekliyle Böyle açıklayayım. Yani o suyun bana faydalı olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum, sen kullanıyor musun? Ben halen öyle bir makine satın alamadım. Çünkü bunlar çok ciddi teknolojilerle geliştirilen makineler, bu iyonize makineleri. İnşallah niyetim var, satın alacağım. Hatta sen kullanıyorsan merak ettim hangi marka, çünkü birkaç marka var piyasada. Ne kullanıyorsan onu merak ettim, sonra konuşalım. Ben sana yaparım, atarım resmini. Tamam. Gerçekten iyonize su içmek sağlığı, enerjiyi, canlılığı son derece arttırır. Çünkü senin alkali dediğin şeye ben şöyle diyorum. Canlı su nedir? Arkadaşlar, canlı su suyun gerçek mineral yapısının tam olmasıdır. Bu kadar basit. Aslında su insana sağlık verecek. Su kendiliğinden topraktan fışkıran sudur. Çünkü o mineral değerlerine ulaşmış olan su doğal olarak topraktan fışkırarak çıkar. O yüzden akar, yani topraktan kendisinin kendi fışkıran suyu içmek o canlı sudur. Ama biz şimdi Allah'ım hepimiz metropollerde yaşıyoruz. Böyle bir suya ulaşabilmek mümkün mü bizim için? İşte maalesef çok zor. Şimdi burada maalesef. O yüzden o iyonize yazar mısınız diyor ama ben şu anda yazamıyorum. Şimdi markayı yazar mısınız? Ne marka söyle ya, bu senin kendi yayının. Hayır söyleyemiyorum yani, gidip bakmam. Ben özelden yazarım. Git bak, anlatırım ben. Ben özelden yazacağım, hatta belki bu postun altına yazacağım, söz. Ya ama sen bu yayını kaydet, sonra öğreneceğim tabii ki. Ya inşallah bir ara koptuk ya, inşallah o arada gitmemiştir yayın, çünkü çok güzel bir yayın. Yok, devam ediyor, olmaz. Şimdi suyu da geçtik. Bak, su çok önemli. Ha, bu arada 6 litre su iç mesela. Aa, ne kadar çok su içersen o kadar faydalı. Değil. 6 litre su içersen ölürsün. Dolayısıyla herkesin kilosuna göre belli bir oranda su içmesi gerekiyor. Çok onun doğru bir rakamı var. Ya kesinlikle ne demek 6 litre su? Böbrekler mahvolur. Tabii böbrek mahvolur, vücudunuzda mineral kalmaz. Yani bilinçli su içmek lazım ama içmek lazım. Ve yaş aldıkça susama şeyimiz gidiyor, biliyor musun? Susamıyoruz. Mesela çocuklar ay iki oynarlar bir gelirler, su istiyorum, su istiyorum. Biz bütün gün susuz kalsak bazen susamıyoruz. Fakat şunu da biliyorum Ebru'cum. Selda, kendini kandırma. Susuyorsun. Susadığını anlamak için o zaman ve alanı kendine yaratmıyor zihnin. Susuyorsun tabii ki. Ya susuyorum ama mesela gidiyorum çayla kapatmaya çalışıyorum. Kahveyle ya da başka sıvılarla. Halbuki su olarak girmeli vücuda. Evet. Su olarak girmeli. Evet. Evet, bu kutsal su mevzunu da burada tamamladıktan sonra 6 dakikamız kaldı. Şimdi şekerim. Çok alemiz. Hareket de bir de şu mantra nedir? Gözünü seveyim. Hareket berekettir arkadaşlar. Hareket berekettir. Ay, strese girdim. Programı yetiştirme stresine girdim. Ya yani ne var? Deli misin nesin? Bırak Allah aşkına. Bir yayın daha istiyorum senden şekerim. Benim Nisan'a kadar bütün programımda oldu ama Nisan başında bir yayın daha istiyorum. Yaz ajandada. Vallahi bak Selda, ben canlı yayınlara hiç çıkmıyorum artık, biliyor musun? Ya. Sana evet dedi. Evet. Öyle her çağrılan yere gidilir mi? Gidilmez. Hayır. Gidilmez. Ben de kendi canlı yayınımdan başka hiçbir yere çıkmıyorum der. Çok tatlısın. Şimdi hareket etmeliyiz. Harekette bereket var. Hakikaten bak, ben ne zamanki çok fazla oturarak çalıştığım için sürekli okumak, yazmak falan. Bazen bir bakıyorum 6 saat masadan kalkmamışım. Sırtım ağrıyor, belim ağrıyor. Affedersin, nazik neticem büyüyor bir kere oturdukça yani. Delisi. Hareket etmek lazım. Ve ne zaman hareket ediyorum mutlu hissediyorum. Hareket etmediğim zaman depresyona giriyorum. O yüzden çıkın yataktan, koşun, hoplayın, zıplayın ve hatta dans edin arkadaşlar, dans. Evet. Müzikle en güzel. Evet. Hareketi. Evet. Mutlu en güzel hareketi söyleyeyim mi? Bachata. Ve en güzel hareketi söyle. Yok, bir tane öneri vereceğim. Sen dans hocasın, sen dans ettir, ben de bir öneri vereyim. Arkadaşlar, eve bir tane tek kişili trambolin alın. Hem omurga sağlığınız, hem eklem sağlığınız, hem lenfatik drenaj sistemi adına yapabileceğiniz en basit ve efektif uygulamalardan bir tanesidir. Günde 10 dakika zıplasan Müthiş. O kadar seviyorum ki. Hep benim niyetimdir, biliyor musun? Eve trambolin alayım. Sonra diyorum ki kafam tavana çarpar mı acaba? Öyle bir korkum var ama. Yok canım. Çarpmaz. Sen de kendini bayağı nerede görüyorsun? Kafam kat. Peki. Bir de şöyle bir şey söylüyorsun. Aram 3 dakika kaldı. Çok sev diyorsun. Çok sev diyorsun kitabında. Evet. Hadi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben de buna ne diyorum biliyor musun? Bir hayvanı kucağına al ve okşa. Onların o kadar olağanüstü bir frekansı var ki sana sakinlik veriyor. Dolayısıyla sevmeye vakit ayıralım. Yani biz öfkeye, nefrete, kötü söylemlere çok fazla vakit ayırıyoruz. Halbuki hoşgörüye, sevgiye, gülümsemeye, dediğin gibi kahkahaya vakit ayırsak telomerlerimiz uzayacak, vagusumuzu fıştıklayacağız. Yani Selda çok doğru söylüyorsun. Bak, well aging dediğimiz sağlıklı ve mutlu yaş alma sürecinin 5-6 tane majör temeli var. Bir dedik, sirkadiyen ritimlere göre uyku. İşte 2, sindirim sistemi dengesi ve sağlığı. 3, stres yönetimi. 4, temiz beslenme ilkelerine göre beslenme. 5, hareket etmek. 6, sevgi ve şefkat barındırmak hayatımızda. Eğer hayatınızda sevgi ve şefkat yoksa, bu ilk 5'i yapsanız da hepsi çöp. Çöp. Sevgi ve şefkatsiz bir yaşamınız varsa bu 5'i çöp. Ağzınızı kuş tutun, çöp. Ebru'cum, biz kendi kitabımızda şey dedik, bir de cinselliğe yer verdik. Acaba bu da... Olur, çok önemli. Lazım. Çünkü çok önemli. Bazı hormonları tetikliyor değil mi? Cinsellik hem sevinmek... Ya süper. Yani çok sevindim yer vermenize. Çünkü şöyle söyleyeyim, Ayurveda tıbbında ben yani derslerimde bunu işliyorum. Endokrin sistemi, yani hormonal sistemin dengeli çalışması tamamen şukra dediğimiz üreme organlarının düzenli çalışmasına bağlıdır. Üreme organları düzenli çalışmıyorsa, düzenli salgı üretmiyorsa, sürekli çocuk doğurmanızdan bahsetmiyorum. Üreme organları sürekli salgı düzenli üretmiyorsa, endokrin sistemdeki diğer dokular, salgı bezleri düzensizleşir. Dolayısıyla 7 tane ana doku vardır bedenimizde. Bu 7 ana dokudan bir tanesi zaten şukra dediğimiz üreme organ, kadın ve erkekteki üreme organları ve dokuları, bezleridir. Dolayısıyla harika bir şey yazmışsınız. Tebrik ederim. Bak, Serdar diyor ki sevgi şefkatte ölçülü de olalım ama, değil mi diyor. Evet Serdar'cığım, kendimizi kaptırıp koymayalım. Ya Serda, öldüreceğim. Şu sevgi ve şefkat, yani evet, gel sen benim yanıma, haftaya geliyorum ben senin yanına. Ben senin sevgi şefkat ölçümlemesi yapacağım. Kime sen fazla bir kalibrasyon yap. İhtiyacı var. Vallahi yapacağım, onun ihtiyacı var. Herkese bir, yani konuşacağız seninle Serda. Şimdi dünya güzeli arkadaşım, şu 3 kiloyu da nasıl vereceğimi bana de hele, ben seni hiçbir tane bile, yemin ediyorum, hadsiz soru sormaya fırsat kalmadı. Instagram atacak. Hakikaten ben de ilk defa bir canlı yayın tarihinde ay ne kadar güzel geyik muhabbeti yapacağız diye bekliyordum ya. Ya evet, geyik yapamadık. Yani çok kötü sorularım vardı. Hiç yapamadım. Zaten bana kızarsın. Ya Selda, ne yaptın? Neyse bak, bir dahaki sefer böyle olmasın. Geyik istiyorum. Onu biz kahve içerken yapalım, geyiği, tamam mı? Şimdi şu 3 kiloyu bana verdir ve sonra ben sana güzel bir şarkıyla veda edeyim arkadaşım. Anlaştık canım. Çok basit şeyler söyleyeceğim. 1, 30 yaşından sonra 3 öğüne kesinlikle ihtiyaç yok. 2 öğün besleniyoruz. Senin de öyle beslendiğini düşünüyorum. 2 öğün. Öyle, evet. 1.'si ilk öğünün öğlen olsun. Ve öğlen öğününü sakın geçme. Yani saat 11.30 ile 1.30 arasında muhakkak bir güzel, tam bir öğün tüket. 2. öğününde istediğin saatte, işte yani 7 falan, neyse o zaman olsun. 2 öğün arasında birileri bir tanesi bile yeme. Besleyici özelliği olan sıvılar da içme. Ama çay, kahve, soda neyse onlar serbest. Ama süt, ilikli kemik suyu, işte çorba falan, bunlar yok. 3. gün boyunca dilin yanmayacak ölçüde sıcak suyu yudum yudum iç. Yudum yudum. Yani böyle bayağı yudum yudum iç. Bu hem lenfatik drenaj sistemini çalıştıracak ve hücreler arasındaki tahliye hazır atılmayı bekleyen toksinleri atacak. Hem sindirim sistemini güzel yükseltecek o agni ateşini. Dolayısıyla yağ hücreleri tahliyesi başlayacak. Bu Ayurvedik detoks çayı tarifini gönderip var kitapta. Ondan iç. İstediğin kadar içebilirsin. Onun dışında zaten sen pitasın görüyorum. Asit oranı yani daha doğrusu mayalı hiçbir şey yeme bir müddet. Çünkü çok onlar metabolizma hızını kesiyor senin. Yani mesela diyorlar ki neydi sütten buna yapılan? Ekşi maya dahil mi? Bu mayalı bir şey yeme diyorsun ya. Ekşi mayalı dahil mi? Mesela ekşi mayalı tam entegral ekmek yiyebilirsin. Heh, tamam. Ama bira içme, şarap içme. İşte bira, şarap, şey, kiraz, greyfurt, ekşi portakal, bütün peynirler sadece peynir olarak çökelek, beyaz lor ve taze köy peynirleri, mozzarella falan hani ne olacak 10 günde bir tüketsen bir şey olmaz ama gündelik menümde bunlar olursa metabolizma hızını tabii ki de düşürecektir. Peki çerez gibi şeyler mesela kabak çekirdeği falan çok yerim. O tip şeyler yeme mi diyorsun? Yani zaten bak ben şunu söylüyorum. Günde 2 öğün yiyeceksin. Öğlen akşam kefir. Bitti. Arada hiçbir şey yok. Kabak çekirdeğini sen öğlen veya akşam salatanın üzerine atıyorsan at. Bunu yapacağım ve sana neticeyi belirteceğim. Aynı zamanda bir de sana orada o kitapta zayıflama macunu var. Onu da yapabilirsin ama beden tipine bir bakayım. Çünkü zaten asit oranı yüksekse sindirim sistemindeki asidi yükseltebilir. O yüzden onu vermeye. Yani en basit. Bir de bir trambolin al da. 6 saat. Ha. Yani saat başı saat kur. Saat başı kalk o bilgisayarından 5 dakika zıpla gene otur. Tamam. Yani bu kadar. Dışarıdan gören birisi kadın oynattı diyecek ama desin. Önemli olan sağlık. Önemli olan fenomenleri uzatmak. Aç müziklerini zıpla. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Ebru'cum. Şahane bir yayın oldu. Doyamadık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek istiyorum ve senin için çok özel bir parça geliyor. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta da çok cici bir konuğum var. Senden cicom pardon. Gelecek hafta dersim var. Sonraki hafta. Kim? Hepinizi. Mine Ölmez gelecek bir sonraki astrolog. Ben böyle ayda bir tane astrolog alacağım. Çok güzel. Sonra Oğuzhan Ceyhan gelecek falan. Yani geleceğimizi bir bilelim değil mi? Böyle. Çok öpüyorum bak. Parçan geliyor inşallah. Sesini duyabilecek misin acaba? Yalnız ölmeyeceğim değil mi? Böyle sessiz. Hayır. Yalnız ölmeyeceğiz. Değil mi Serdar? Bak dinlemiyorum. Biliyor musun bunu? Can Yüngör söylüyor. İlk defa dinliyorum. Çok güzel. Bahçede çiçek solmuş. Teşekkürler arkadaşlar katıldığınız için. Ebru'cum ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum Serdar'cığım. Hadi görüşmek üzere iyi geceler. Bye bye.